أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim gecemizi bereketli eylesin. Bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, takvamızın, ihlasımızın, ibadet kalitemizin, ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Ahirette yüz aklığımıza vesile eylesin. Kıymetli dostlar, müminler iyi niyetle bir araya gelince imanları da güçlenir, kuvvetlenir, muhabbetleri de birbirine artar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zur gibben tezded hubben, yani sık sık ziyaret edersen sevgiyi, muhabbeti artırırsın der. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Ruhu Hazretleri der ki, dostlarınızın yolunu aşındırın, gidip gelin. Eğer gidip gelmezseniz gidilmeyen, gelilmeyen yollara dikenler biter. Ormana dönüşür, yol olmaktan çıkar. Bundan dolayıdır ki insanlar dostlarını ihmal etmemeli. Gitmediğimiz yer, gitmediğimiz kişi, gitmediğimiz, varmadığımız dost artık yavaş yavaş yollar ormana dönüşmüş olur. Dostluklar zayıflar, ilgi ve alaka zayıflar. Bu itibarla insan camiye gitmeye gitmeye o insanın cami yolu ormanlaşıyor. Artık o her tarafa gider ama cami ormanlaştığı için gidemez hale gelir. Sohbet yolu keza öyledir. Bir insan sohbet yoluna gide gide güller açmış olur yolda ama gitmeye gitmeye dikenler bitmiş olur, ormana dönüşmüş olur, dikenliğe dönüşmüş olur. Kolay kolay ayağı varmamaya başlar. Bu vesileyle siz dostlarımızla en azından 15 günde bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Allah razı olsun, siz de yorgun bir saatinizde vaktinizi ayırıyorsunuz, geliyorsunuz. Bu gelişiniz hem bizi mutlu ediyor hem de siz dostlarımız birbirimizi gördükçe, Allah için birbirini seven insanlar birbirini gördükçe imanları artar, sevgileri artar. Müslümanların birbirine olan sevgisi arttıkça paralel olarak imanları da artmış olur. Rabbim bizleri istikamet yolunda ve Allah yolunda daim ve kaim eylesin. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan şöyle bir giriş yapayım kıymetli dostlar. Bir insanda bulunması gereken çok özellikler vardır da imanın yanında en önemli özellik nedir diye sorsam her biriniz güzel güzel şeyler söylersiniz, güzel güzel cevaplar verirsiniz ve gerçekten her birisi de önemlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in cem'en yekün Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti seniyesine baktığımız zaman imanın yanında olmazsa olmaz olan takvadır. Bir insanın imanının gücü ne kadardır? Takvası nispetindedir. Bir daha söylüyorum. Bir insanın imanının gücü ne kadardır? Takvası nispetindedir. Ne kadar para o kadar köfte demişler ya, ne kadar takva o kadar iman. Peki hepiniz çok iyi biliyorsunuz ayetin numarasıyla bilmeseniz bile Allah nezdinde sizin en değerli olanlarınız kimlerdi? En takva olanlarınızdır buyurmuştu Rabbimiz Celle Celaluhu. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Değişik kabileler, değişik gruplar, değişik ülkelerin insanlarısınız. Öyle ben sizi kabilelere böldüm, gruplara böldüm sadece tanışasınız diye. La fadle li arabiyyin ala acemiyyin. Bir Arap'ın acem üzerine, bir acemin Arap üzerine üstünlüğü yok. İnnemel fadlu bit takva. Üstünlük takva iledir. Demek ki müminler kardeştirler. Tamam kardeştirler de müminler kendi aralarında dereceleri mütefavittir, farklı farklıdır.
bu derecede neye bağlıdır? Takvaya bağlıdır. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin dualarında Allahümme inni es'elükel huda vettuka vel afafe vel gina. Allah'ım ben senden hidayetin tamamını, takvanın kemalini istiyorum diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a bu konuda yalvarırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalvardığına göre biz daha fazla yalvarmalıyız. En azından onun sünnetinden giderek Allah'ım benim hidayetimi ve tekvamı ziyade eyle. Allahümme zidna huden ve takva. Kıymetli dostlar, takva nedir? Özetle söylemek icap ederse takva Allah'a karşı saygı demektir. Bir insan Allah'a iman etmişse saygı için birinci basamağı adımını atmış demektir. Ama bundan daha ilerisi var. İleriye doğru devam etmesi lazım. Bazen sohbetlerde örnek olarak veririz. Anadolu tarafından gelirken nereye gidiyoruz? İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul işte 20 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre derken bir levha görürüz. İstanbul il sınırları deriz. Tamam, İstanbul'a geldik. Geldiysek inelim otobüsten. İstanbul il sınırlarına girdiğimize göre biz de İstanbul'a geliyorduk. İnelim, inmeyiz. Niçin inmeyiz? Çünkü varmamız gereken bir yer var. Varmamız gereken yere kadar gitmeliyiz. Otobüs götürdüğü yerde kadar otobüsle gideriz. Özel araçlar, aracımızla ise nereye gideceksek yani evimize kadar gideriz. Dolayısıyla biz buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyince il sınırları içerisine girdik. Şimdi artık istop etmeyeceğiz, arabayı durdurmayacağız, menzile ulaşacağız. Varacağımız yere varacağız, arabayı oraya park edeceğiz. Bu ne demektir? Bir mümin imanı kendisine neleri sağlaması gerekiyorsa bize de sağlayacak. Yani iman nerede olur kıymetli dostlar? İnsanın kalbinde olur. Doğru mu? Bu iman kalpten göze yansıyacak. Bu iman kalpten kulağa yansıyacak. Bu iman kalpten dile yansıyacak. Bu iman kalpten ele yansıyacak. Bu iman kalpten ayağa yansıyacak. Ya hocam, ayağa iman yansır mı? Elbette yansır kardeşim. Eğer bir insan meyhaneye gitmiyorsa, kumarhaneye gitmiyorsa, eğlence yerine gitmiyorsa, ayak onu oraya götürmüyorsa işte o ayağa yansıdı demektir. Ayak gitmiyor. Nereye gitmiyor? Harama gitmiyor. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı mekanlara gitmiyor. İşte takva yansıdı. Ayak gidiyor, camiye gidiyor, sohbete gidiyor, Mekke'ye gidiyor, umreye gidiyor, hacca gidiyor, cihada gidiyor, emri bil marufa gidiyor. İşte iman yansıdı, ayağa yansıdı. İman bir ayağa yansırsa o ayak yanlış yerlere gitmez. Doğru yerlere gider. İman ele yansırsa o el harama uzanmaz. O el zulmetmez. O el yanlış imza atmaz. O el namahreme dokunmaz. İman ele yansıyor. İman dile yansıyor. Eğer iman dile yansırsa o dil yalan söylemez. O dil gıybet etmez. O dil iftira etmez. O dil kafasında kurguladığı zanları efendim doğruymuş gibi piyasaya yansıtmaz. Kısacası aleyhinde olan şeylere asla yol vermez, geçit vermez. İşte imanın dile yansıması bu demektir. İmanın göze yansıması. İman ve takva göze yansıdığı zaman o göz namahreme bakabilir mi? Nerede olursa olsun, kim olursa olsun yanımızda, kimse olmasın yanımızda, aldık elimize telefonumuzu veya geçtik televizyonun başında, odada kimse yok, yalnız biziz. Yalnız biziz ama unutmayalım Allah vardır. Orada baktıklarımız ve seyrettiklerimiz, gözümüzle seyrettiklerimizde şunu düşünmek lazım. Bu göze iman yansıdı mı? Bu göze takva yansıdı mı? Yansımalı mı, yansımamalı mı? Yansımalı. Şimdi bir hadisi kutsi var, meşhurdur. Çoğunuz bilirsiniz bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak şöyle buyurdu, buyuruyor. Kulumun yaptığı ibadetler içerisinde en çok sevdiğim farz olan ibadetlerdir. Ondan daha sevgilisi yok bana. Ama kulum nafile ibadetlere devam eder, devam eder, devam eder. Nafile ibadetlere devam eden farzları aksatır mı? Aksatmaz. Farzları gözünün bebeği gibi koruyor. Nafile ibadetlere de, sünnetlere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye aşkla, şevkle devam, devam, devam.
öyle bir noktaya gelir ki ben kulumu severim. Yani sevgide özel bir noktaya gelmiş olur. Özel bir sevgiye mazhar olmuş olur. Ben kulumu sevince, bundan sonrası çok önemli, onun gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. O benden bir şey isterse onu kırmam. Elini boş çevirmem asla diyor. Şimdi Mevla buyuruyor ki ben kulumu sevince gözü olurum diyor. Gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Ne demektir bu? Yani o el sadece Allah için çalışır. O ayak sadece Allah için çalışır. O göz sadece Allah için çalışır. Başka yerlere kapalıdır. Efendim o kulak da keza öyle. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki kelime-i şehadet getirince İstanbul il sınırları içerisine girmiş gibi takvanın il sınırları içerisine girdik. Bundan sonra takvada ne kadar ilerlersek, merkeze doğru ne kadar ilerlersek Cenab-ı Hakk'ın nezdinde o zaman derece kazanıyoruz. Şimdi bir insan memur olmadıktan sonra hani memuriyette dereceler var ya, 40 sene, 50 sene yaşasa ona bir derece vermezler. Ne zaman başlıyor derece işi? Memuriyete girdiği andan itibaren günleri sayıyorlar, ona göre derece veriyorlar. Doğru mu? Diplomasına bakıyorlar. 40 tane diploması olsa ama bir memuriyeti olmasa ona derece vermiyorlar. Dolayısıyla bir insan iman dairesinin içerisine girmedikten sonra ona derece vermiyorlar. Şimdi burada iman dairesi içerisine girdikten sonra takva ile derecesini yükseltecek. Yükselttikçe Allah ona derece verecek. O derecesi neye bağlıdır? İmanın kalbe yerleşmiş olduğu münevver bir insan, kalbi imanla nurlanan bir insanın Allah nezdindeki derecesi takvası ile endekslidir. Et-takva hahuna, takva kalptedir, takva kalptedir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kendi takvamı ölçemem ki seninkini ölçeyim. Sen senin takvanı ölçemezsin ki benimkini ölçesin. Ben diyemem ki sana benim takvam seninkinden fazladır. Sen de bunu bana söyleyemezsin çünkü ben benimkini bilmiyorum, sen de seninkini bilmiyorsun. Dolayısıyla takva kalpteki bir duygudur, Allah'a karşı saygıdır, emir ve yasaklarına saygıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir ve yasaklarına duyulan saygıdır kıymetli dostlar. Şöyle bir örnek vereyim. Selefi Salihin dediğimiz din-i celil İslam'ı yaşamakta zirveyi yakalamış, takvanın zirvesini yakalamış olan insanlar, affınıza sığınarak söylüyorum, kendi avret mahallerine zaruret olmadıkça ona bile bakmamışlardır, haya etmişlerdir. Kendi avret mahalline bakmaktan haya etmişlerdir. Halbuki kendi avret mahalli kendisine haram değildir ama sonuçta bir avret mahalli midir? Kendi avret mahalline bakmaktan haya etmişlerdir. Peki başkasının namahreme, başka namahremlere bakmaya çalışan insan, mümin olan bir insanın takvasıyla bu insanın takvasını ölçmeye kalkarsan bunun takvasını ölçecek alet bulamayız. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, biz müminlerde artırmamız gereken, artması için Allah'a yalvarmamız gereken en güzel özelliklerin başında ne gelir? Takva gelir. Takva gelir. Şimdi geçelim Müftü Efendimizin okumuş olduğu ayeti kerimelere. Mevla buyuruyor ki Celle Celaluhu وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Kullarım, yarın ahiret gerçekleştiği zaman ben takvada mesafe kat etmiş kullarımı toplayacağım. Takvada mesafe kat etmiş olan kullarımı toplayacağım. Bunları kendi aralarında zümre zümre grup grup cennete sevk edeceğim diyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Bir insan nerede bulunmalı? Mutlaka iyi bir zümre içerisinde bulunmalı. Allah'a karşı saygısı olan, Allah'a ibadet etmekten şeref duyan, haramlardan, ateşten kaçar gibi kaçan, Allah için koşan, koşuşturan bir zümrenin içerisinde bulunmak lazım. O zümrenin içerisinde bulunduğun zaman Cenab-ı Hak o zümreyi cennete sevk ederken seni de aralarına katar, toptan pazar sen de köşeyi dönersin. Onun için kıymetli dostlar, dünyada iyi insanlarla beraber olmak, iyi bir faaliyetin içerisinde olmak, iyi bir çalışmanın bir elemanı, bir ferdi olmak gerçekten çok önemlidir. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benim ibadetimi
kabule layık görmeyebilir. Senin ibadetini layık kabule layık görmeyebilir. Ama hepimiz beraber ibadet ettiğimiz zaman efendim toptan pazar yapar Cenab-ı Hak. Onu kabul ettim, onu kabul ettim. Bu onların arkadaşı ki bununkini kabul etmedim. Cenab-ı Hak bunu yapmaz. Yani senin ibadetinin hürmetine benimkini de Allah kabul eder. Dolayısıyla biz daima iyi insanlarla, Allah yolunda yürüyen insanlarla, Allah için koşan insanlarla bir şekilde bir birlikteliğimiz olmalı. Sohbette mi birleşeceğiz? Bir Kur'an hizmetini yürütmekte mi birleşeceğiz? Bir emri bil maruf çalışmasında mı birleşeceğiz? Bu çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Çünkü okunan ayeti kerimede de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyuruyor? Takva sahibi olanlar, takvada mesafe kat etmiş olanlar zümre zümre, grup grup cennete sevk edilmişlerdir. Bu olay tamamlanmıştır, karara bağlanmıştır diyor. Hatta idâ câûhâ, geldiler cennete. Cennete sevk edildiler, bunlar cennete geldiler. Cenab-ı Hak şimdiden bize manzarayı canlı canlı yaşatıyor. Geldiler takva sahibi olan insanlar cennete. وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin kapıları açılmış, adeta onların içeriye girmesini bekliyor. حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cennetin kapısında bekleyen görevli melekler, adeta gelen bu misafirleri aşk ile şevk ile bekleyen nurani, nurdan yaratılmış melekler, cennet ehlini, takva sahibi olan insanları karşılayacaklar. Ne diyecekler onlara? Selamun aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Bu bir selamdır ki bu selamdan sonra bunun tersinin olma ihtimali yoktur. Ne demektir? Yani bir insan cennetin kapısından içeri iki tane ayağını attıktan sonra artık darusselama girmiştir. Darusselama girmiştir. Ondan sonra her türlü sıkıntı yoktur. Bitmiştir artık. Sıkıntı namına bir şey kalmamıştır. Gerçek kurtuluş o zaman tahakkuk etmiştir. Selamun aleyküm. Selam size. Artık selamete erdiniz, kurtuluşa erdiniz. Dıbtüm. Siz tertemiz insanlar oldunuz. Fedhulûhâ hâlidîn. Girin. Buyurun, cennetin kapıları açıktır size. Girin. Ve bu girişiniz bir ziyaretçi girişi değildir. Ebediyen buradasınız. Sonsuza dek buradasınız. Gördüğünüz sonsuz güzellikler, tahmin etmediğiniz sonsuz güzellikler ebediyen sizin içindir. Bunlar bir günlük değil, pazara kadar değil, mezara kadar değil. Çünkü orada mezar da yoktur. Ebedül abad devam edecek olan güzelliklerdir. Ve kalu, bunlar cennete girecekler. Meleklerin selamını alacaklar. İlerleyecekler. Her ilerledikçe bir ilerisinin bir geriden daha güzel olduğunu görecekler. Köşkleri görünce, hizmetçileri görünce, efendim dal bastı kirazları görünce, muz ağaçlarını görünce, üzümleri salkım salkım görünce, kuşları görünce, kuş etlerini görünce, her türlü arzu edebileceğimiz güzellikleri görünce, altından, yakuttan, zebercetten yapılmış, gümüşten yapılmış işlemeli koltukları, kanepeleri, akıllı, full akıllı koltukları, kanepeleri gördükçe, köşklerin güzelliğini ve genişliğini gördükçe, cennetteki efendim erkekler, cennetteki hurileri gördükçe, hizmetçileri gördükçe, İnciler gibi dizilmiş hizmetçiler, kim bunlar? Sana hizmet için dizilmiş olan, Allah'ın senin için yaratmış olduğu cennetin gencecik gılman dediğimiz vildanun muhalledun, ebedileşmiş cennet garsonları. Bunları gördüğü zaman insan öylesine mutlu oluyor, öylesine mutlu oluyor ki ne diyeceğini şaşırıyor. Ve galu şöyle diyorlar. Elhamdülillahillezî sadakana ve'dehû. Dünyada bize vaat ettiği cenneti aynen vaat ettiği gibi gerçekleştiren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ne diyebiliriz ki biz? Hamdin ötesinde ne söyleyebiliriz ki? Bilmeyiz başka bir şey. Elhamdülillahillezî sadakana ve'dehû. Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, Kur'an-ı Azimuşşan vasıtasıyla bize vaadini aynen gerçekleştiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ve evrasenel erza, bu cennetin tapusunu da üzerimize kesmiş olan, artık bu cennet sizindir. Ebediyen buradasınız. Dünyada kimin evi ebediyen kendisinindir ki? Ebediyen burası sizindir. Bu tapunuzu kimse sizden alamaz. Böylesine cennetin tapusunu bize veren,
ve bizi cennete sahip kılan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun diyecekler. Netebevve'u minel cenneti haythü neşâ. Efendim, Bayrampaşa'da, İstanbul'da, Fatih'te nerede evimiz varsa, nerede oturuyorsun? Fatih'te. Fatih'te istediğin eve girebilir misin? Giremezsin. Sokağın belli, apartman belli, dairesi belli. Ancak oraya girebilirsin. Senin evin orasıdır. Fatih olduğu gibi senin değildir. Ama cennette gözünün alamayacağı kadar efendim geniş, en az iki bu dünya kadar geniş bir cennet sana verilecek. İstediğin yere, istediğin köşke otur, gez, toz, sana kimse, yani İstanbul'daki sokaklar gibi değil. Efendim, nerede oturuyorsun? Bayrampaşa'da. Nerede? Fatih'te. Neresinde? Falanca mahallesinde. Neresinde? Falanca sokakta. Nerede? Falanca apartmanda. Neresinde? Beş nolu dairede. Yani hepsi bu mu yani? İşte hepsi bu. Beş nolu daire işte. Hepsi bu. Ama cennette öyle beş nolu, altı nolu daire falan değil. Çünkü insan cennette ebedi yaşayacağından dolayı Cenab-ı Hak en fakirine iki bu dünya kadar yer veriyor. Hem de ne güzel yer, gidince göreceğiz inşallah. Cenab-ı Hak ilk cennete girenlerle girenlerden eylesin. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ be. Mevla buyuruyor ki, cennet diyor, çalışanların ne güzel ücretidir be. Her çalışan bir ücret alır ama cennet ücret olarak bir insana verilirse ne güzeldir diyor Allah. Allah diyor bunu. Öyleyse kıymetli dostlar, cenneti kazandıracak amelleri yapmak, ücreti karşılığı cennet olan bir iş yapmak demektir. Elhamdülillah, bizim ibadetlerimiz, sadakalarımız, zekatlarımız, kurbanlarımız, Allah için yaptığımız fedakarlıklar, haçlarımız, umrelerimiz hep bir ameldir. Bunların ücreti inşallah cennettir. Ni'me ecrul amilin, çalışanların ne güzel ücretidir diye buyuruyor. Kıymetli dostlar, Hoca Efendimizin okumuş olduğu bu ayeti kerimeler bizim için bir müjde oldu. Ramazan çıkışı müjdesi oldu. Rabbim her birimizi bu müjdeye erişenlerden eylesin. Eşlerimizi, aile bireylerimizi, dost ve yarınlarımızı, çocuklarımızı, Rabbim geçmişlerimizi ve mütevellideki bütün dostlarımızı, bu hizmetleri beraber yürüttüğümüz arkadaşlarımızı, hepimizi bu ayeti kerimede müjdesi verilen takva sahibi kulları zümresine ilhak eylesin diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.